uygulamada da Form View ve de Data Grid kontrolü kullanacağız. Burada da benzer şekilde veri ekleme işlemi üzerine bir uygulama gerçekleştireceğiz. Ve Form View. Default. Görsel tarafta iki kontrolümüz var. İkisini de yerleştirelim. Önce Form VB atıyorum. Bir de bunların arasına Data Source ekleyeceğim. SQL Data Source. Bir de Grid View. Şöyle bir tane yürüyeyim. Kafa karıştırmasın. Grid ayarları basit. Öncelikle onu yapacağız. Şuna SQL Data Source'a kısa bir isim veriyorum. SDS. Şimdi Grid View ile Form View'in Data Source ID'lerine vereceğim ki aynı veriyi kullansınlar. Aynı şekilde Form View'e de verdim. Grid View'de Columns kısmından bir sütun ekleyeceğim. Ondan önce şurada hatırlarsanız Data Key Names diye bir property'si vardı bunun. Buraya ne üzerinden işlem yapacağını, bu unique ID olaylarını yönetmek için bir ID vermem gerekiyor. Onu verdikten sonra data columns içerisine bir sütun oluşturacağım. Burada da command view. Silme işleminin yapılabilmesini istediğim için show delete button'ı true yaptım. Aynı zamanda edit işlemi de true olsun. Orası tamam. Grid View basit olacak bu şekilde. Form View'de farklı özellikler var. Bunlardan biri bakın Insert Item Template veri ekleme işleminde hangi template kullanacağız? Bu. Edit Item Template. Ve hepsinin üzerinde Item template. Hepsi hemen hemen aynı. Az önce yaptığımız örnekteki gibi. Yani görsel olarak aynı, kontrol değişecek. Bu nedenle şimdi şu şekilde bir tasarım yapayım. Item template'de bir ID olacak. Bunun kontrolü label. ID'si label ID running server text kopyalım şunu. Thank you.
sağlama kısımlarını gerçekleştireceğiz. Buna veriyi data source üzerinden göndereceğiz ve ID, name, tarih bilgisini yazacağız. Text özelliği. Bizim ID'miz bu şekildeydi. Şimdi insert işlemini yapacağız. Insert'te aynı tasarımı kopyaladım yukarıdakini. Tabii veri ekleme işlemi olduğu için kontroller değişecek burada. Label'ın text box olması. Dışarıdan ID değeri girilir mi? Hayır. O zaman bunu sileceğiz. Diğerleri text box. İsimleri de değiştirelim. Name ve date. Ekstra, tabii ki bunların bir butona ihtiyacı var. Insert button. Arasında bir boşluk, sonra bir link button daha. Bu da NK insert cancel button. Yönet server. Insert'te de bunu yaptık. Update'e geçiyorum. Update'te edit tabii ki. Edit'te ekstra ID'ye de ihtiyacımız var güncelleme işlemi için. Buton kısmını değiştiriyorum. LNK update.
Şu an gönderdi, tamam gibi. Şimdi veri kaynağını oluşturmamız gerek. SQL Data Source'a geliyorum. Bunun da Data Source ID'sini vermiştik zaten. Ya bu arada bunun da default olarak ne için kullanacağını belirtmemiz gerekiyor. Burada veri ekleme için kullanacağız default'u. Insert. Aynı zamanda data key names ID olacak. Şu şekilde bunların ikisini de yazdım unutmadan. Şimdi data source'u tasarlayalım. Daha önce yaptığımız data source'un aynısı. İçerisinde select, insert, update ve delete komutları yer alacak. Bunun için connection string. İstersek doğrudan buradan yazarız, istersek de connection string web config içerisinden de alabiliriz. Biz de oradan buradan yazalım. Veri tabanımızın adı neydi? Movie. Burada şunu da göstereyim. Webconfig'den alalım. Bunun içerisinde bir connection string oluşturacağım. Evet. Name John str Morin. Connection bilgisini alıyorum, alt kısmını. Bunu doğrudan RCBX tarafında bağlayacağım çünkü. Bakın connection string kısmında normalde string olarak da verebilirdik ama bunu da sunucu taraflı olarak bağlayabiliyoruz. Bunun için de diyez işareti yerine dolar işareti yapıyorum. Connection strings ve içerisindeki connection string'in adı. Şimdi de select command, insert command diye command'larımızı oluşturarak devam edelim. Şunları alt alta önce bir oluşturalım. Select'te standart temel sorgumuz. Thank you.
istediğim. Build ettik. Çalıştırıyorum. Bakın. Eklediğim form view yukarıdaki. Default modu insert'tü hatırlarsanız. Bu nedenle bu şekilde bir görüntü çıktı. Benim veri tabanına bakıyorum. Bunun karşılığında neler var? Tablom person. Person. İçerisinde bir şey yok. Buna veri ekleyeceğiz. Sor sırasında null değer. İsimlendirme problemi var sanırım. Person içerisinde aynı name değil. Tabii şurada bakın insert item template bunları eval değil bind yazmam gerekiyor. Çünkü bunlar veri tabanında bind ediliyor. Insert kısmında bind metodunu kullandım. Şimdi tekrar deneyeceğim. Evet, veri eklendi. Ve doğrudan alttaki bizim data grid'imizde, grid view'imizde listelendi. Bunun üzerinde de bir güncelleştirme deneyelim. Güncelleştir, bu da tamam. Silmeye bakalım, sildik. Veri tabanına bakıyorum. Buradan test edelim. Şu an yok. Tekrar diyalekle. Bakın, insert dedik, hemen alt tarafa geldi, veri tabanına bakıyorum, veri eklendi, üzerinde değişiklik yap, güncelleştir, veri tabanında güncel ve sil. Bu kadar. Şu var. Mesela item'da eval olarak gösterdik. Sorun yok. Şurada da bind kullanmamız gerek. Edit item'da. Yok. Şöyle. Hepsinde bind kullanalım. ID'ler hariç hepsinde text box'lar bind. Yani bunlara şu an gerek yok. Label olmayısı çok önemli. Şurada insert item template ve edit item template'de text box'ları bind ettim. Kapatıyorum. Şöyle bir tekrar test edelim. Sıkıntı var mı? Veri gelmediğine göre yok. Geldi. Güncelledik, sildik.